Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 10. gününün 2. videosundayız ve bu dersimizde metalik bağı inceleyip bitireceğiz. Bu dersteki notlarımız 29 günde TET Kimya Kamp kitabımızdan sayfa sayfa 10. gün 2. videodaki notlarımız sayfa 81, 82, 83 ve 84. sayfaları bu dersimizde işleyeceğiz diyerek şöyle dersimize geçelim. Metalik bağ başlığından şu ana kadar TET kimyada çıkmış soruların %4,2'si bu başlıktan çıktı. Konu kapsamı kısadır. O yüzden iyonik bağ gibi, kovalent bağ gibi uzun işlemeyeceğiz. Kısa olarak burada ele alacağız. Normalde çok uzun bir konudur ama müfrat çerçevesinde kısa olarak yer alıyor. Şimdi metalik bağ evet güçlü bir etkileşimdir ancak iyonik bağ ve kovalent bağdan farklıdır. Çünkü iyonik bağ ve kovalent bağ bileşiklerin içerisinde olan bağlardır. Nasıl yani? Örneğin sodyum klor iyonik bir bileşiktir ve bileşin içerisinde iyonik bağ vardır. Örneğin H2O hidrojen ve oksijen arasında oluşan bir bileşik ve bunun içerisinde de kovalent bağ var. Ancak metalik bağ, metalik bağ yani iyonik bağ metalla metal, kovalent bağ metalle metal, metal metalik bağ da metal metal atomlar arasında oluşan bir bileşikteki bağ değildir. Çünkü metaller arasında bileşik oluşmaz. Yani şöyle bir bileşik göremezsiniz. Sodyum, potasyum böyle bir bileşik yoktur. Veya işte alüminyum ile işte sodyum arasında oluşmuş AlNa3 böyle bir şey göremezsiniz. Veya işte çinkoyla ile çinko ile potasyum arasında oluşmuş Zn K2 böyle bir şey göremezsiniz. Metalle metal arasında bileşik oluşmaz. Metalle metal atomlar arasında ancak alaşımlar dediğimiz karışımlar oluşabilir. Mesela bileşik oluşmaz. E o zaman metalik bağ nedir? Metalik bağ metal atomlarını bir arada tutan kuvvetin adıdır. Aynı tür metal de olabilir farklı tür metal de olabilir. Fark etmez. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvete metalik bağ adını veriyoruz. Peki nasıl oluşuyor metalik bağ? Metalik bağ açıklarken elektron denizi modeli adını verdiğimiz ve biraz sonra anlatacağım model üzerinden metalik bağı bilim insanları açıklıyor. Nasıl bu model? Şimdi diyelim ki elimizde saf bir demir olsun. Saf demir atomu olsun. Saf demir elementinin atomların içeren böyle bir plaka düşünelim. Şöyle bir plaka düşünelim. Burada sadece demir atomları olsun. Demir sadece demir atomları var. Şimdi burada, şimdi burada burayı tekrardan sileyim. Burada diyelim ki şu demir atomu olsun. Büyüklüklere çok önemsemeyin. Bu demir atomu olsun. Bu başka bir demir atomu, bu başka bir demir. Bunlar hep demir atomları olsun. Demir atomları. Şimdi metal atomları, metal atomları. Bu da bir metal olan demirdi. Metal atomları değerlik elektronlarını bakın değerlik elektronlarını çok iyi çekemez. Çok iyi çekemez. Hatta bunu sodyum yapayım daha da iyi anlaşılsın. Sodyumun atom numarası nedir? 11'dir, değil mi? Katma elektron dizilimi 2 8 1'dir. Değerlik elektron sayısı kaç 1? Değerlik elektronu kim? Şuradaki bir elektron. Üçüncü katmandaki bir elektron sodyumun değerlik elektrondur. Bunlar da sodyum atomları. Şimdi sodyumun bu son katmanındaki bir elektronu çok iyi çekemez. Bu elektron atomdan adeta kopmuş gibidir. Eğer ki bu elektron atomdan sodyumdan koparsa elektron sayısı 11'den 10'a düşüp artı bir yüklü iyon haline geçmez mi sodyum? Evet. İşte sodyum bu elektronu çok iyi çekemediği için adeta ondan koptuğu için ve diğer boş orbitallerde bu elektron dolanabildiği için. Diyelim ki şu atomun elektronu buralarda dolanabiliyor. Örneğin şurada, şurada, şurada gibi dolanabiliyor. O yüzden bu metal atomu bir katyon gibi davranıyor. Aynı şekilde buradaki bu atomun bir elektronu serbest hareket ediyor. Bu da bir katyon gibi davranıyor. ve bu metal atomu, bu sodyum atomu da aynı şekilde artı yüklü elektronu serbest hareket ediyor. Artı yüklü elektron, artı yüklü elektron. Ve tüm metal atomları aynı şekilde değerlik elektronları serbest bir şekilde hareket ediyor serbest bir şekilde tüm değerlik elektronları hareket ediyor. İşte bu serbest hareket eden elektronlar, serbest hareket eden elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturuyor. Elektron denizi oluşturuyor. İşte burada, işte burada bu serbest hareket eden elektronların oluşturduğu elektron deniziyle bu artı yüklü katyonlar arasında ...elektrostatik bir çekim kuvveti oluşuyor. Yani bu artı yükle eksi yük arasında. Buradaki artı yükle eksi yük. Burayla bura, burayla bura, buralar, buralar, buralar. Tabii hep böyle sağ altta çizdim ama elektron şurada da olabilirdi. Şurada da olabilirdi. Veya işte bu şurada olabilirdi gibi. Bur burayla, burayla. İşte bu katyon gibi davranan metal atomlarıyla... ...bu serbest dolaşan elektronlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine biz metalik bağ adını veriyoruz. Ve metalik bağ sayesinde metal atomları bir arada duruyor ve bu güçlü bir etkileşimdir. Sodyumla siz başka bir metali alaşım olarak karıştırdığınızda, diyelim ki burada başka bir atomun, metalin, başka bir metal atomunun işte katyonları ve serbest elektronları var. Bunlar arasında da bir elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Bu da metalik bağdır. Yani farklı metal atomlar arasında da metalik bağ oluşur. Alaşımlarda oluşur. İşte biz buna metalik bağ adını veriyoruz ve elektron denizi modeliyle bunu açıklıyoruz. Ve metaller tüm özelliklerini bu elektron denizi modeliyle kazanıyor. Nasıl yani? Metallerin özellikleri nelerdir? Daha önceki derslerde görmüştük ısı ve elektriği iletir. Nasıl ısı ve elektriği iletiyor? E, elektriği iletir çünkü elektronlar burada serbest bir şekilde hareket ediyor. Örneğin şuradan gelen elektronu buradan alıp buradan alıp örneğin buraya iletebilir veya buraya iletebilir. Dolayısıyla ısı ve elektriği bu anlamda serbest hareket eden elektronlar sayesinde yani elektron denizi modeli sayesinde iyi iletirler metaller. Yüzeyleri parlak görünüme sahiptir. Özellikle Metallerin kesilen yüzeyleri, örneğin bir bıçakla kestiğiniz zaman metali parlak bir yüzey görünümüne sahiptir. Bunun sebebi de kestiğiniz zaman elektronlar burada parlak bir görünüm oluşmasını sağlayacak. Dolayısıyla yüzeylerinin parlak görünmesi metallerin elektron denizi modeli sayesindedir. Yine tel ve levha haline getirilebilmeleri, esnek olup dövülebilip şekil verilebilmelerinin sebebi yine bu serbest hareket eden elektronlar sayesindedir. Elektronlar sayesindedir. Örneğin siz bir demirin üzerine bir çekişle vurduğunuz zaman demir kırılmaz kolayda. Çok yüksek bir güçle vurursanız kırılabilir de. Vurduğunuz zaman kırılmaz ama biraz esneyebilir değil mi? Şeklini veya demiri elinizle bükebilirsiniz. Tel ve levha haline getirebilirsiniz. İşte bunların hepsi elek serbest hareket eden bu elektronlar sayesindedir. Yani elektron denizi modeli sayesinde. Bu elektronların hareketi sayesinde metali eğip bükebiliyoruz. Yani kırılmıyor. Kolay kolay kırılmıyor metal. İşte bu sayede. Esnektirler, dövülebilirler, şekillendirilebilirler, tel ve levha haline getirilebilirler. Tüm bu özellikler, metallerin işte tüm bu özellikleri elektron denizi modeli sayesindedir. Metal atomları boşluklarımızda dolduralım. Metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronunu vermiş gibi davranan bir metal katyonu bir metal katyonu. Burada bir değerlik elektronu vermiş gibi bir metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik elektronlar, ortamda serbest dolaşan değerlik elektronlar bulunur. Serbestçe dolaşan elektronlar adeta bir neyi oluşturuyordu? Elektron denizi. Elektron denizi oluşturur. Elektronların oluşturduğu elektron deniziyle, bu elektronlarla pozitif metal iyonları yani bu katyonlarla arasındaki elektrostatik çekime de ne adını veriyoruz? Metalik bağ adını veriyoruz. Metalik bağ diyoruz. Metalik bağ aynı zamanda burada gösterdiğim, burada çizdiğim görselle de gösterilir çoğunlukla. Büyüklükler burada önemli değil. Bu artı yük metal atomunu temsil eder. Bir katyon gibi davranır. Burada mavilerde elektronu burada temsil ediyor. İşte bu katyonlarla, metal katyonlarıyla serbest hareket eden elektronlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ adını veriyoruz. Her taraftan burada çekim kuvveti oluşuyor. Ancak bu elektronlar hareketli. Elektronlar burada sürekli hareket ediyor. Bu sayede elektriği iletebiliyor, ısı iletebiliyor, tel ve levh haline getirilebiliyor, eğilip bükülebiliyor gibi özellikleri kazanıyor. Yukarıda metalik bağ açıklamak için verilen modelin adı nedir? Elektron denizi modelidir. Elektron elektron denizi denizi modelidir. Modeli. Şimdi sorularda sıklıkla karşımıza çıktığı için B şıkkındaki örneği de özellikle yazdım. Metallerin değerlik elektron sayısı arttıkça ve atom yarıçapı azaldıkça metalik bağın kuvveti sağlamlı artar. Neden değerlik elektron sayısı arttıkça burada metalik bağın kuvveti artıyor? Bakın sodyum örneğini verirken ne demiştim? Sodyumun bir tane değerlik elektronu var. Örneğin bu üste verdiğim magnezyum atomu olsun. Magnezyum 12, 2, 8, 2. Değerlik elektron sayısı 2 her bir magnezyum atomunun iki tane değerlik elektron olduğu için iki tane elektron kopacak her bir atomdan. Dolayısıyla üç tane olsa üç tanesi serbest hareket edecekti. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti yani sağlamlılığı sağlamlı gitgide artar. Ne kadar çok elektron olursa o kadar çok elektrostatik çekim kuvveti demektir. Sağlamlıkta da o kadar artar demektir. Peki yarı çap da yarı çapla ise ters orantılıdır. Çünkü yarı çap azaldıkça elektron kopartmak zorlaşıyor ve metalik bağın sağlamlığı gitgide artıyor. Ama yarıçap arttıkça elektron kopması kolaylaşıyor ve metalik bağın sağlamlığı azalıyor. Burada dikkat edin ama metalik bağın sağlamlığını konuşuyoruz. Metalik özellik veya metalik aktifliği burada konuşmuyoruz. Burada bir metalin sağlam olup olmaması, bunun karşılaştırılması nasıl yapılır? Buna bakıyoruz. Metalik özellik elektron kopma isteğinin bir ölçüsüydü. Elektron kopma isteği ne kadar fazlaysa metalik özelliği o kadar fazla. Metalik aktifliği o kadar fazlaydı. Burada metalik bağın sağlamlığı ve bir metalin sağlamlığı arttıkça yani ne kadar sağlamsa, kuvveti ne kadar fazlaysa o metalin erime noktası o kadar yüksektir. Şimdi buna göre sodyum, potasyum ve rubidyum metallerinin erime noktalarını büyükten küçüğe sıralayalım. Şimdi sodyum 3. periyot 1A grubu elementidir. Sodyum 1A'da. Potasyum 4. periyot 1A'da. Rubidyum da 5. periyot 1A'dadır. Yani üçü de 1A grubundadır. Ve burada ne dedik? Atom yarıçapıyla ters orantılı. Atom yarıçapı azaldıkça metalik bağın kuvveti yani sağlamlığı artıyor. Yarı çap da yukarıdan aşağı doğru artıyordu. Ne demiştik? Yarı çaplı ters orantılı sağlamlık. O zaman sodyumun sağlamlığı en yüksek. O zaman erime noktası da en yüksek. Daha sonra potasyum. Rubidyumun erime noktası ise bu üçü arasında en düşüktür. Metalik bağının sağlamlığı en düşüktür. Değerlik elektron sayıları da bu arada hepsinin artı 1 olduğu için yani hepsinin 1 olduğu için değerlik elektron sayısı burada eşit zaten. Sadece yarı çapa bakarak karşılaştırdık. Soldan sağa doğru giderken de periyodik cetvelde soldan sağa giderken genellikle değerlik elektron sayısı artar. Oradan bir kere metalik bağın sağlamlığı artıyor. Aynı zamanda gitgide yarı çapta küçülür soldan sağa doğru gidildikçe. Oradan da metalik bağın sağlamlığı artıyor. Dolayısıyla aynı periyotta soldan sağa doğru giderken gerçekten de metallerin sağlamlığı gitgide artar. Mesela bir A grubu metalleri sodyum potasyum. Sodyum metalini elinizle bile rahatlıkla parçalayabilirsiniz veya potasyumu parçalayabilirsiniz. Magnezyumu elinizle bile kırabilirsiniz. Ama gidip mesela soldan sağa gittik iyice gittik mesela altını kırabilir misiniz veya demiri Burada mesela sağlamlık gitgide periyodik soldan sağa bu sebeplerle artıyor ve günlük hayattan da bunu biliyoruz. Diyelim ve test sorularıyla devam edelim. Metalik bağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Metal katyonları ile serbest elektronlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri tam olarak tanımı bu. Metal metal karışımı olan alaşımlarda metalleri bir arada tutan kuvvettir. Metalik bağ doğru. Elektron denizi modeliyle açıklanır. Doğru. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe Metalik bağın sağlamlığı genellikle artar. Evet soldan sağa doğru gidildikçe hem yarı çap küçüldüğü için artıyordu hem değerlik elektron sayısı arttığı için artıyordu. Metaller arasında oluşan bileşiklerdeki. E, metaller arasında bileşik oluşmuyor ki güçlü etkileşimdir diyor ama bu yanlıştır. Devam edelim. Aşağıda verilen maddelerdeki güçlü etkileşim sınıfı hangisinde doğru verilmiştir? Karbon, grafit, metalik bağ. Şimdi karbon bir ametaldir ve ametal atomlar arasında kovalent bağ vardır. Bu yanlış. H2 hidrojen ametal oksijen ametal burada da yine kovalent bağ vardır. Bu da yanlış. Platin metali zaten adı üzerine metal burada metalik bağ vardır. Kovalent bağ yoktur. Herhangi bir metalde herhangi bir iki metal atomu arasında metalik bağ vardır. Dolayısıyla bu yanlış. Sodyum klorür metal ametal bu iyonik bağ olacaktı. Bu da yanlış. Kalsiyum klorür kalsiyum metal klor ametal burada iyonik bağ var. Dolayısıyla cevap burada E şıkkı olacak. Yukarıda harflerle gösterilen elementlerden hangilerine metalik bağ vardır? Metallerde metalik bağ vardır. Şimdi periyodik cetvelin zaten çoğu metaldir. Şimdi metal olmayanları burada işaretleyelim. Öncelikle ametallerle başlayalım. Ametaller zaten 11 tanedir. İlk element hidrojen ametaldir. Daha sonra ikinci periyotta şurayı da çizelim. 8A grubu da soy gazlardır. Bunlar da metal değildir. Bunlar da gitti. Şimdi sarıyla ametallerle devam edelim. İkinci periyotta bu soy gazlar hariç 4 tanesi ametaldir. Sonra 3, 3, 2, 1 diye gider. 1 diye gider. Bunlar da ametallerdi. Şimdi ametalleri sarıya boyadık. Soy gazları turkuaza boyadık. Şimdi bir de yarı metaller var. Yarı metalleri de mesela turuncuya boyayalım. Yarı metallerde de ametallerin bir solunda hepsinin vardır. Solunda hepsinin vardır. Şurada da hatta vardı. Daha sonra 2-2 gider. 2-2 gider böyle. Ama buradaki silisyumun yanındaki alüminyum yarı metal değildir. Borun yanında zaten yoktur. Dolayısıyla geri kalanlar, geri kalan hepsi metaldir periyodik cetvel. Dolayısıyla B, C, D, E metaldir ve metalik bağ vardır. B, C, D, E. A şıkkında B, C, D, E cevap A şıkkıdır. Sodyum, magnezyum, potasyum metallerinin erime noktalarının büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? Erime noktasını kıyaslayabilmek için bu metallerin metalik bağlarının sağlamlığını kıyaslamamız gerekiyor. Sodyum 281'den 3. periyot 1A grubunda sodyum vardır. 2A grubunda magnezyum vardır. Potasyum ise 4. periyot 1A'dadır. 4. periyot 1A'da potasyum vardır. Şimdi burada yarı çap. Diyelim ki sodyumun yarı çapı bu olsun. Potasyumun yarı çapı daha büyüktür. Magnezyumun yarı çapı daha küçüktür. Şimdi yarı çap küçüldükçe magnezyumun yarı çapı hem sodyumdan küçük hem potasyumdan küçük. Şimdi magnezyumun hem yarı çapı küçük hem de değerli elektron sayısı büyük. Bu iki sebepten de sodyum ve potasyuma göre metalik bağının sağlamlığı daha fazladır ve erime noktası da daha fazladır. Sodyumla potasyum arasında değerli elektron sayıları aynı. Yarı çapı küçük olan sodyumun daha büyüktür metalik bağının sağlamlı, Dolayısıyla erime noktası daha büyüktür. Dolayısıyla potasyumun da en küçük olması beklenir. Magnezyum, sodyum, potasyum sıralaması cevap C şıkkıdır. Ve 10. günün ikinci sorusu ChatGPT sorusu. Bu soruyu da size soruyorum. Cevabınızı mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir metalin elektronları nasıl davranır ki bu metalin iletkenliğini sağlar diye bir araştırma tarzı bir soruyu da size soruyorum. Cevabınızı yorumlarda mutlaka bekliyorum diyerek 10. günümüzün 2. 10. gün 2. videosuyla birlikte 10. günü tamamen bitirmiş olduk ve güçlü etkileşimleri de iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağı tamamen bitirmiş olduk. 11. günle birlikte zayıf etkileşimlere geçeceğiz. Zayıf etkileşimler derslerinde görüşmek üzere.